yakınları da çok önemli hocam. Evet. Peki hasta yakınlarına neler yapmalı? Böyle bir durum karşısında kalp krizi geçirdiğini yanındaki kişinin hissettiği anda neler yapmalı hasta yakınları? Şimdi zaten halkımız işte internetin sayesinde çok fazla miktarda yayın olması sayesinde kalp krizi hakkında çok çok bilgili hale geldiler, informe edildiler. Bütün doktor arkadaşlarımız tarafından ve bu konuda çok çok bilgileri var. Eskiden olsaydı hani geçer bekleyelim, bu midedir, mide rahatsızlığıdır, mide ağrısıdır, bazen karışabilir kalp kriziyle derler, beklerler, en son anda gelirlerdi. Ama şimdi öyle değil, en ufak bir göğüs ağrısı olduğu takdirde hemen acaba kalp krizi mi diye hastanın etrafındakiler hemen hastayı getirme yoluna gidiyorlar. Bu da bizim açımızdan çok çok iyi. Onlara anlatıyoruz. Evet. Kalp krizinin nasıl olduğunu, hastanın damarlarında ne olduğunu, nasıl daraldığını, nasıl açtığımızı, hatta bazılarına da böyle anjiyolar da gösteriyoruz. Onları tatmin etmeye çalışıyoruz, eğitmeye çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Yani hasta yakınlarından biz de memnunuz. Hasta yakınları da bizim onlarla anlatmamızdan, diyaloğumuzdan memnunlar. Evet, hekim hasta ilişkisi. Evet, hastaları bilgilendirmek çok çok önemli. Her an, her stepte, her basamakta hastaları bilgilendiriyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyerekten onları informe ediyoruz.